Benim adım Berna Güvenç. Ben Arnavutköy'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Kafede önem verdiğim sağlıklı ve güzel yemekler vermem. Çünkü sadece artık kendim için bir yemek yapmıyorum. Gelen misafirler için bir yemek yapıyorum. Ve bundan öte kızım için yemek yapıyorum. İstanbul'da oturmanın avantajları, 1,5 saat uzaklıkta inanılmaz böyle taze tarlalardan meyve alabiliyorsunuz, sebze alabiliyorsunuz. Güzel bir macera. Çünkü neyi bulacağım, hangi mevsim meyveleri, sebzeleri bulacağımı daha baştan hiçbir fikrim yok. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar nerede yetişiyor? Bunlar bahçemizde efendim, arkada. Buyurun bahçemize. Aslında tek amacım taze meyve ve sebzelerden ilham alıp ve güzel güzel tarifler yaratmak. İşte bunları kendileri taze, hormonsuz. Mesela bunları şeye kullanıyorlar, çorbalara mesela. Evet. Herkes buna kabiliyet alamaz. Çorbanın yeri çok önemlidir. Her bir öğlen yemeği, hatta akşam yemeği olsa bile bir çorba ile başlar. Anneannem bana yemek yapmayı öğretti. Aslında komik tarafı, anneannem bütün aileye yemek yapmayı öğretti. Hala da öğretir. Hala da der, ha bak çorbanın yerine bu gelecek, şunu unutma, böyle kes et. Yeni tarifler denemek aslında eskiden çok daha zordu. Eskiden çorba yaparken de gerçekten de öyleydi. Çorbanın yanında durman gerekir. Yok taştı taşmadı, yok dibi tuttu tutmadı. Ama Philips çorba ustasının sayesinde bütün bu geleneksel birdenbire değişti. Ve inanılmaz kolaylaştı. Öyle bütün koyuyor. Evet, ya. Evet. Oh. 20 dakika sonra size sinyal veriyor. Yemeğiniz, çorbanız bitti efendim diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, mis gibi çorba ve tam kıvamda. Ama ailem ve özellikle anneannem tamamdır bu çorba mükemmel diyorsa, o zaman kafede günün çorbası olarak tahtaya yazarım. Böyle büyük an geliyor anneannemi test ettiğim zaman, o tamam diyorsa okey bitti gitti. Ne kadar güzel olmuş. Çorba her zaman vardır. Öyle büyüdüm. Hala da öyle devam ediyorum. Innovation and you. Philips.